Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, kampımızın 8. haftasının artık 2. ve son konusundayız. Mikrofonumuzu alalım buraya. Konumuz kümeler arkadaşlar. Kamp umarım iyi gidiyordur. Güzel dönütler alıyorum sizlerden. Ciddi anlamda verimli olduğunu söyleyen arkadaşlarım var. Bu beni aşırı derecede mutlu ediyor. Ciddi anlamda. Böyle... sanki böyle hani gelişiminizi izleye izliyor gidiyor gibiyim. Bana ödevlerini yapıp gönderen arkadaşlarım var. Bana kamp kitabının içini dolduran arkadaşlarım ve onun fotoğrafını, videolarını çekip gönderen arkadaşlarım var. Hepinize tek tek çok teşekkürler arkadaşlar. Ciddi anlamda bu beni çok mutlu ediyor. Böyle güzel etkileşimler içerisinde olduğumuz zaman ciddi anlamda aşırı derecede motive oluyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Bu hafta küme konusunu işliyoruz. Dün sembolik mantık konusunu işledik. Bugün ise kümeler konusunu ele alacağız arkadaşlarım. Kümelerden sonra haftaya ne var? Tabii ki fonksiyonlar konusu var gençler. Fonksiyonlar konusundan sonra da artık yavaş yavaş kampın sonuna doğru ilerliyoruz demektir. Çünkü fonksiyonlar konusu 9. hafta, 10. ve 11. haftada 11. haftanın sonunda artık biliyorsunuz kitap bitiyor, kamp bitiyor ve artık AYT kampına doğru yol alıyor olacağız sizlerle beraber Allah'ın izniyle. Gençler hazırsanız videomuza yavaş yavaş başlayalım. Şimdi konu kümeler dedik. Küme nesneler topluluğu olarak tanımlanan bir matematik terimidir. Aslına bakarsanız herhangi bir net de bir tanımı yok kümenin. A kümesinin eleman sayısına yani bu nesneler topluluğunun içerisinde barındıran bu cisimler arkadaşlarım aslında bizim için bir elemandır, öğedir. Eleman sayısı SA ile gösterilir. Yani A kümesini parantez içine alıp dışarısına S yazdığınız zaman bu onun eleman sayısı anlamına geliyor. Bir kümede arkadaşlarım bizim için şu an 3 farklı gösterim yöntemi var. Liste yöntemi, Venn şeması yöntemi ve ortak özellik yöntemi. Bu üçünü sıkça kullanacağız arkadaşlar soruların içerisinde ki sadece mesela ortak özellik yöntemini, liste yöntemini sadece arkadaşlar kümeler konusu içerisinde de kullanmayacağız. Aklınızda bulunsun. Farklı farklı konuların içerisinde de kullanacağız biz bunları. Tamam. Şimdi liste yöntemi mesela aynı kümeyi, aynı A kümesini 3 farklı yöntemle gösterelim. Mesela liste yöntemiyle A kümesinin içerisindeki elemanlar 1, 2, 3, 4 ise ortak özellik yöntemiyle göstermek istiyorsak biz bunu şu şekilde göstereceğiz. A kümesi öyle x elemanlarından oluşuyor ki bu elemanlar ilk 1'den büyük veya eşit, 4'ten de küçük veya eşit olan doğal sayılardır. Bunlar hangi doğal sayıları veriyor bize? 1'i, 2'yi, 3'ü, 4'ü. Başka bir elemanı vermez zaten. Tamam mı? Yani şunun aslına bakarsanız matematik diline çevrilmiş halidir de diyebilirsiniz bu ortak özellik yöntemine. Sözel olarak ifade ediyoruz kümeyi. Ama bu şekilde ifade ederken de dikkat etmemiz gerekiyor. Tamam mı? Yok, en ufak yaptığımız hatada cortlarız çünkü. Venn şeması yöntemiyle de şuna benzer bir yöntem. Sadece kapalı bir şekil içerisine alıyorsunuz. Bakın kapalı olması önemli. İlla böyle elips, yuvarlak, çember falan olmak zorunda da değil yani. Tamam mı? Kapalı bir ortam olması önemli. Bunun içerisine elemanların başına bu şekilde noktalar koyarak sevgili gençler gösteriyoruz elemanlarımızı. Eşit kümeler. Eşit küme kavramı nedir arkadaşlar? Elemanlarının tamamı yazın buraya. Elemanlarının tamamı birbirinin aynısı olan kümeler eşit kümelerdir. Olan kümeler eşit kümelerdir diyorsunuz. Tamam. Mesela örnek veriyorum. A kümesi diyelim. A kümesi 1, 2, 3 elemanlarından oluşsun. B kümesi de sevgili arkadaşlarım şöyle elemanlardan oluşsun. X öyle ki x'ler 4'ten küçük ve x'ler eleman pozitif tam sayı diyelim. Bakın bunu ortak özellik yöntemiyle gösterdim B kümesini. A kümesinde liste yöntemiyle gösterdim. Peki B kümesini liste yöntemiyle yazacak olursanız 4'ten küçük pozitif tam sayılar hangileri? 1 var hocam, 2 var ve 3 var. Bakın ikisinin de elemanları tıpatıp aynı. Dolayısıyla A kümesi B kümesine eşittir diyoruz. Eşittir'i de normal bildiğimiz eşittir ile gösteriyoruz.
Denk kümeler de birbirine karıştırmayın arkadaşlar. O yüzden arka arkaya verdim. Denk kümeler de eleman sayıları birbirine eşit olanlardır. Eleman sayıları birbirine eşit olan kümeler, denk kümelerdir. Birbirine eşit olan kümeler. Siz de benimle beraber yazın. Kümeler denk kümelerdir. Örnek veriyorum. Kümelerin, bunların birbiriyle alakalı olmak zorunda değil. Mesela A kümesini 1, 2, 3 seçtik. Tamam mı? B kümesinde gittin. X, Y ve Z seçtin elemanlarını. Aynı elemanlar mı? Hayır. Ama eleman sayıları aynı. Yani S A eşittir 3. A kümesi 3 elemanlı. B kümesi de sevgili arkadaşlarım 3 elemanlı. İkisi de 3 elemanlı olduğu için A denktir B diyorsunuz. Denklik işaretini, sembolünü biliyorsunuz bir önceki konudan mantıktan biliyorsunuz. Bu şekilde eleman sayıları birbirine eşitse bu kümeler denk kümelerdir diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Alt küme kavramı. Şimdi soruları çözmeden kümelerle alakalı tüm bilmeniz gereken her şeyleri verelim ki soruları çözerken hızlı hızlı seri seri davranabilirsiniz arkadaşlar. A kümesinin tüm elemanları aynı zamanda B kümesinin de elemanı ise A kümesi B kümesinin alt kümesidir denir ve şu şekilde gösterilir. A alt küme B. Bakın şunu alt küme olarak okuyacaksınız arkadaşlarım. A B'nin alt kümesidir diyeceksiniz. Ve sevgili arkadaşlar bir kümenin kaç tane alt kümesi vardır? Şimdi ona bakalım. Mesela örnek veriyorum. A kümesi 1, 2, 3 elemanlarından oluşsun. A kümesinin 0 elemanlı, A kümesinin 0 elemanlı, 1 elemanlı, 2 elemanlı ve 3 elemanlı alt kümeleri vardır. Maksimum eleman sayısı kadar alt kümesi vardır. Alt kümesinde eleman sayısı vardır. 0 elemanlı alt kümesi boş kümedir. 1 elemanlı alt kümeleri 1, 2 ve sevgili arkadaşlarım 3'tür. 2 elemanlılar 1, 2, 1, 3 ve 2, 3'tür. 3 elemanlılar ise sadece ama sadece 1, 2, 3'tür. Kümenin kendisidir zaten. Şunu anlıyoruz. A kümesi 1, 2, 3 iken demek ki şuradaki 1, 2, 3 A'nın alt kümesi ise demek ki A kendinin alt kümesi olmuş oluyor. Boş küme de sevgili arkadaşlarım dikkat ettiyseniz öyle boş kümeyi algılayabilecek bir şey de yoktu. Bir ortamda yoktu. Baktınız buraya boş kümeyi falan görmediniz ama ben direkt 0 elemanın alt kümesi boş kümedir dedim. O zaman arkadaşlarım boş küme her kümenin alt kümesi olacağı gibi her kümede kendinin aynı zamanda alt kümesi, diğerlerini kendimiz elde edebiliriz, bulabiliriz. Şimdi burada kaç tane alt küme var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. 3 elemanlı bir kümenin 8 tane. Bunu sayması kolaydı. Yani kolay dediğim bile belki bir dakikadır sayıyoruz bunu. Tamam, 60, son 60 saniyedir, 70 saniyedir belki bunları yazıyoruz. Fakat ya bu küme mesela 8 elemanlı olaydı, o zaman biz yazacak mıydık oturup da bunları? Tabii ki yazmayacaktık. S A eşittir N ise A'nın alt küme sayısı 2 üzeri N'dir arkadaşlarım. Yani N elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri N'dir diyoruz. Şimdi bu da nereden geliyor? Bir sonraki konularımızdan aslına bakarsanız permütasyondan, kombinasyondan, olasılıktan geliyor. Şimdi şöyle gençler, biz A kümemizi ne seçmiştik? 1, 2 ve 3 seçmiştik. Eğer ben bir alt küme oluşturacak isem, bu elemanlardan alt kümeler oluşturacağıma göre, şimdi ben diyorum ki A'nın alt kümelerinin içerisinde bir elemanı var mıdır, yok mudur? Kaç seçenek var? 2. Ya vardır ya yoktur. 2 seçenek var. Çarpı 2 elemanı A'nın alt kümelerinin içerisinde vardır ya da yoktur. Yine 2 seçenek var. Çarpı 3 elemanı A'nın alt kümelerinin içerisinde vardır veya yoktur. Yine 2 seçenek olduğu için 2 çarpı 2 çarpı 2 2 üzeri 3 diyoruz. Burası 4 elemanlı olsa burada 4 tane 2 olacaktı. Ve 2 üzeri 4'tür diyecektik. 5 elemanda 2 üzeri 5'tir. N elemanda da 2 üzeri N'dir diyecektik. Bundan kaynaklı da formül işte buradan geliyor diyebiliriz arkadaşlar. Tamam, 2 üzeri N formülü de buradan geliyor diyebiliriz. N elemanlı bir kümenin R elemanlı alt kümelerinin sayısı da N'in R'lisi. Yine bunu kombinasyonda çok sıkça ve detaylı bir şekilde göreceğiz. Ama yine kısaca bir hatırlatmak gerekirse
şu kısma şöyle yazabilirsiniz arkadaşlar, sığdırabilirsiniz. Örnek veriyorum, 5'in ikilisi ya da 7'nin üçlüsü ya da 3'ün birlisi ya da arkadaşlarım 4'ün dörtlüsüne bakalım. Hepsini hesaplayalım. Kısa yoldan formülü de kullanmadan nasıl hesaplayabilirsiniz? Formülü kullanmadan derken formülü gene kullanıyoruz da biz kısa halini anlatıyoruz. 5'in ikilisini bakın. Alttaki kadar küçültüyorsunuz 5'i. 5 çarpı 4 bölü diyorsunuz. Bak 2 idi, 2 defa yaptım. 2 faktöriyel. Alttakinin faktöriyeli. 7'nin üçlüsü o zaman 7 çarpı 6 çarpı 5. Bak 3 defa açtım. Bölü 3 faktöriyel. 7'den başlıyorsunuz. 3'ün birlisi, bir tane açtım. 3 bölü 1 faktöriyel. 4'ün dörtlüsü de 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 bölü 4 faktöriyel. Zaten bu da 1'miş diyebiliriz, örnek veriyorum. Burayı şöyle gösteremedim size. 4'ün dörtlüsü de 4 3 2 1 bölü 4 faktöriyel. O da zaten 1 yapıyor arkadaşlar. Tamam. Bunları bu şekilde kolayca halledebilirsiniz. Bu da n elemanlı bir kümenin r elemanlı alt kümelerinin sayısını veriyor. Yani örnek veriyorum. Örnek veriyorum. Biz burada 3 elemanlı bir küme ele aldık. Ben bunun 2 elemanlı alt küme sayısını kaç buldum? 1, 2, 3 taneymiş. Ben bunu nasıl hesaplayabilirim? Bunları tek tek yazmadan, uğraşmadan. 3'ün ikilisiyle. 3'ün ikilisi nedir? 3 çarpı 2 bölü 2 faktöriyel. 2 faktöriyel 2 idi. Jort. Ne kaldı geriye? 3. Demek ki sayısı kaçmış arkadaşlar? Bakın 1, 2, 3'müş. Anlaştık. Bunların sayılarını bu şekilde kombinasyon yardımıyla tabii ki de bulabiliriz. Geçtim sağ üst tarafa. Bir notumuz var. Notta diyor ki her küme kendisinin alt kümesidir. Evet, az önce söylemiştik. Boş küme tüm kümelerin alt kümesidir. Evet, bunu da söylemiştik arkadaşlar. Bu arada boş küme hani demek içinde eleman olmayan küme demek. Boş küme üzerine böyle matematikçiler arasında bayağı büyük tartışmalar var ama hani bizim bilmemiz gereken kadarı, bizim bilmemiz gereken kadarı, o doğru bir cümle oldu mu ya, bizim bilmemiz gereken, bizim bilmemiz gereken kısmı diyelim, tamam mı, boş kümenin içine eleman olmadı, siz bunu bilseniz yetiyor. Yani mesela şöyle diyeyim gençler, şimdi lisede ben başarılıydım, yani matematik yönüm gayet iyiydi. ÖSS'de hem mat 1 hem mat 2 full çekerek ben matematik bölümüne yerleştim. Matematik bölümünü de severek yazdım. Yani hani böyle aman işte puan da oraya yetiyor değildi, sıralaman falan da iyiydi yani. Hani dolayısıyla matematik bölümüne geçtik her nalsa. Matematik bölümüne geçtikten sonra mesela hoca hangi dersiydi ya? Sanırım hangi dersti? Soyut matematik dersi olabilir. Ha, olabilir. Soyut matematik dersi olabilir. Hoca bir şey demişti. Çok iyi hatırlıyorum. Böyle doğal sayıları falan anlatırken. Doğal sayılar kümesi deyince hemen ben atlamıştım işte. Sıfırdan başlar. Birer artarak böyle sonsuz tanedir falan gibisinden bir şey, bir cümle kurmuştum. Hoca bana gülmüştü. Güldükten sonra da kızmıştı. Çünkü mesela sıfırın doğal sayı olmadığını söylemişti. Yani doğal sayılar kümesini bulan kişiler, doğal sayılar kümesinin aksiyonlarını yazan kişiler, mesela yanlış hatırlamıyorsam Peano ve Dedekind'di. Peano aksiyonları var. Doğal sayıların aksiyonlarını yazan. Birinci ilk doğal sayıyı 1 olarak kabul ediyorlar. Ve 1'in hep bir fazlası doğal sayıdır diyor. O zaman 2 de doğal sayıdır. 2'nin bir fazlası da doğal sayıdır. 3 de. O zaman K bir doğal sayıysa bir fazlası doğal sayıdır. K artı 1 demek ki sonsuz tane doğal sayı vardır ama ilk doğal sayıyı 1 olarak kabul ediyorlar. Tabi bu adamlar çok 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 önceki yıllarda yaşamış ve bu aksiyonları o zamanlardan yazmış adamlar. Ama 0 bunlardan 405 yıl sonra bulunmuş bir sayı zaten. Doğal olarak doğal sayıların içerisinde 0 yok dediğinde ben şok olmuştum. Yani çok mantıklı gelmişti. Çünkü 0'ın sonradan bulunduğunu biliyorum. Ama doğal sayılar kümesinin çok önceden bulunduğunu biliyorum. Sıfır yokken doğal sayılar kümesi bulunduğuna göre demek ki sıfır doğal sayı değildir. Ama tabii bu iş kabul etme meselesi. Yani hani kabulümüz ne? Sıfırı doğal sayı kabul ediyoruz. Farklı ülkelerin lise müfredatlarında sıfırın doğal sayı mı yoksa sıfırdan mı başlıyor doğal sayılar, birden mi başlıyor onu bilmiyorum. Hiç araştırmadım ama bu bilgi bana çok ilginç gelmişti. Mesela genel fizik dersinde, hani bu konunun haricinde genel fizik dersinde biz mesela fizik derslerinde ne diyoruz? Merkez kaç kuvveti diyoruz, değil mi?
Yani merkez kaç kuvvetine şöyle döner bir cisim varsa, şöyle mesela biz bu cismi döndürüyorsak şu tarafa doğru, bunun merkez kaç kuvveti, şu tarafa doğru bir merkez kaç kuvveti oluşur diyoruz değil mi? Ona da FMK ile gösteriyoruz şöyle. Ama mesela F merkez kaç kuvveti hayali bir kuvvetmiş. Aslında öyle bir kuvvet yokmuş. Doğal olarak mesela fizikçi söylemişti. O zamanlar neydi? Survey Fizik diye bir kitap vardı. Onlardan işliyorduk Survey Fizik'ten. Ben size bu arada ekranımı gördüğünüzü düşünüyorum ama siz ekranımı görmüyorsunuz. Şöyle yapalım. Şöyle bir kuvvet arkadaşlar. Bu tarafa doğru döndüğünü varsayarsanız F merkez kaç kuvveti de şöyle şu tarafa doğru olan bir kuvvetti yanlış hatırlamıyorsam. Survey Fizik diye bir kitapta da zaten bundan bahsediyordu. Mesela bu hayali bir kuvvet. Yani böyle bir kuvvet yok. Olmayan bir kuvveti hesaplamak bile saçma diyordu mesela. Ama biz lise boyunca F merkez kaç kuvvetini hesaplayan belki 60 tane 70 tane örnek çözdük yani. Dolayısıyla bazı şeyler vardır yoktur. Onlar matematikçilerin bileceği işler. Ama matematikçiler de çok bilmiyor da. Yani en azından üzerine tartıştığımız şeyler. Dolayısıyla gençler sizin kafanız yorulmasın. Boş küme dediğimiz kavram içinde eleman olmayan küme olarak aklınıza tutun. Sınavı es geçecek kadar bir bilgi bilin yeter şimdilik. Tamam, ama matematik okumak isteyenler varsa tartışılacak daha çok konu var matematiğin içinde. O bitmez arkadaşlar. Böyle 1000 yıl sonrasında bile matematiği hala tartışıyor oluruz. Bence. 1000 yıl sonrasını göremeyeceğiz tabi ama. Kaç oluyor? 3022 yıl mı oluyor? Özalt küme. Özalt küme de gençler. Şöyle. Az önce kümenin alt kümelerini bulmuştuk ya. Bu alt kümelerin, alt kümelerin içerisinden sevgili arkadaşlarım, kümenin kendisini çıkardığınız takdirde bu kümenin öz alt kümelerini veriyor. Öz alt kümelerini veriyor. Şimdi ben alt kümeleri nasıl hesaplıyordum? 2 üzeri n ile hesaplıyordum. Bu kadar alt küme vardı. Kendisi de bir tanedir. O zaman 2 üzeri n'den 1'i çıkarırsak öz alt küme sayısı 2 üzeri n eksi 1 formülüyle, kuralıyla bulunur diyebiliriz. Birleşim kümesi. Şimdi kümelerde bazı işlemler yapacağız. İşte birleşme işlemi, kesişme işlemi, fark işlemi, tümleyen işlemi. Bu işlemlerden arkadaşlarım ilki birleşim kümesi diyoruz. Birleşim işlemini göstereceğiz. A ile B kümesinin tüm elemanlarını içeren kümeye denir. Nasıl yani tüm elemanlarını? Şöyle, A kümesi şurası arkadaşlar. A kümesi şurası. B kümesi de gençler şu kısım. Buranın tamamını, yani şuradaki oluşan maviyi, turuncuyu ve yeşili tamamını kapsayan kümeye biz A birleşim B kümesi diyeceğiz ve şu şekilde göstereceğiz. Yukarı doğru olan U ya işte yani bardak, yukarı doğru olan bardak U işte, yani U'ya benzeyen bir harf. Uzantısı yok şöyle, tamam mı? U direkt şöyle. Bununla gösteriyoruz. Örnek veriyorum. Bizim bir kümemiz olsun, A kümesi. 1 2 3 4 elemanlarından oluşsun. 1, 2, 3, 4 elemanlarından oluşsun. B kümemiz de 3, 4, 5 elemanlarından oluşsun. Tamam. Şimdi A birleşim B'yi nasıl bulursunuz? En kısa haliyle. Tamamını yazın. Bir tane kümeyi seçin. Tamamını yazın. 1, 2, 3, 4'ü yazdım. Yazdıktan sonra şurada yazmadıklarınız varsa şurada onları da yazın. Mesela 3 ile 4'ü yazdık ya, bir daha yazmaya gerek yok. 5'i de buraya ekliyorsunuz. Alın size A birleşim B kümesi. Kesişim kümesi de sevgili arkadaşlar A ile B kümesinin ortak elemanlarının oluşturduğu kümedir. Mesela şekil üzerinde ortak elemanlar neresidir? İşte şuradaki gibi, şöyle gösterecek olursak arkadaşlar. Şunu şuradan alalım. Şuraya getirelim. Şöyle yapalım. Şu yeşile dönüşen yer var ya, işte orası A kesişim B kümesidir arkadaşlar. A şu şekilde, bu sefer birleşim işlemini ters döndürüyorsunuz. A kesişim B ile gösteriyoruz. Yine aynı örnek üzerinde düşünecek olursak, A kümesi bu, B kümesi buysa, ben A kesişim B kümesini nasıl bulurum? İkisinde de olan ortak elemanlardır. Yani buradaki 3 ile 4 bizim için kesişim kümesinin elemanlarıdır. Demek ki A kesişim B kümesini, yani şöyle, nasıl gösteriyormuşuz arkadaşlar? Sadece 3 ve 4 elemanlarından oluşan küme olarak gösteriyormuşuz biz. Tabii siz bunları yerlerine de yerleştirebilirsiniz. Mesela burada 3 ile 4 varmış. Başlarına nokta koyuyorsunuz. O zaman 1 ile 2 buradadır. 5 de sadece buradadır gibi gösterebilirsiniz Venn şemasıyla. Notumuza bakalım. SA birleşim B.
A kümesinin eleman sayısı artı B kümesinin eleman sayısı eksi A kesişim B'nin eleman sayısıdır. Şimdi bu A kesişim B'nin eleman sayısını niye çıkarttık biz A birleşim B'nin eleman sayısını bulurken? Onu anlatmaya gayret gösterelim. Şimdi A kümesi şurası olsun. B kümesi de burası olsun. Şu kısımda X tane eleman, burada Y tane, burada da Z tane eleman bulunsun. Şimdi ben S A birleşim B'yi bulmak istiyorum. Normal şartlar altında S A birleşim B'nin X artı Y artı Z tane elemanı vardır. Doğru mu? Şu kısmı siliyorum arkadaşlarım. Biraz rahat yazmak istiyorum. Orada biraz daraldım ben. Şöyle yapalım. Normalde bunun X artı Y artı Z tane elemanı vardır. Eşittir diyorum. Şimdi formülü de yerine yazalım. S A demiş. A kümesinin kaç elemanı var? X artı Y. S B demiş. B kümesinin Y artı Z tane elemanı var. Şimdi gençler burada ne oluştu? X artı 2Y artı Z oluştu değil mi? Ama bana X artı Y artı Z lazımdı. Ben bunun eleman sayısının X artı Y artı Z olduğunu biliyorum. O zaman buradaki fazladan olan Y nereden geldi? Kesişimden gelmiş. Bakın o Y'yi çıkarmanız lazım. Y'yi çıkarmak demek Y A kesişim B'nin eleman sayısıydı. Demek ki A kesişim B'nin eleman sayısını çıkaracakmışız biz bunu hesaplarken. Anlaştık mı? Devam ettim tümleyen kümesiyle. A kümesinin elemanı olmayan tüm nesnelerin oluşturduğu kümeye tümleyen kümesi denir. Örnek veriyorum burada bir A kümesi varsa A kümesinin dışında kalan bütün elemanların oluşturduğu küme, yani şu A kümesinin dışında kalan bütün elemanların oluşturduğu kümeye ben tümleyen kümesi diyorum. A kümesinin tümleyenini de şu şekilde A'nın üzerine aynı önermelerdeki P'nin değili Q'nun değili var ya, aynı onun gibi A'nın değili değil de bu sefer A'nın tümleyeni diyorsunuz arkadaşlarım. Tamam mı? Bu işlemin, bu okunuşa A'nın tümleyeni diyorsunuz. Veya başka nasıl gösterilebilir? E'den A'yı çıkararak. Hocam bir dakika ya, E ne demek diye sorarsan o da işte burada. Evrensel küme. Evrensel küme arkadaşlarım bilinen en geniş kümedir. Bilinen en geniş küme yalnız şöyle, hani bir evrensel küme var içinde her şey var değil. Evrensel küme zibilyon tane evrensel küme olabilir. Neye göre evrensel küme? Buradaki kümelerin ortak özelliklerine göre bir evrensel küme bu. Tamam mı? Yani içeridekilerle alakası olan bir evrensel kümeden bahsediyoruz. E'den A'yı çıkarırsanız ya da E'den A'yı şu şekilde fark çıkarırsanız elinizde ne kalacaktır? A'nın içinde olmayan tüm elemanlar kalacaktır. Dolayısıyla bu da A'nın tümleyeni demektir. Şimdi bilinen en geniş kümeye evrensel küme denir ve E ile gösterilir dedik ya. Örnek veriyorum. Bir sınıf var. 5 kişilik bir sınıf. A kümesi matematikten geçenlerin oluşturduğu bir küme. O zaman D ile E A'nın dışında kaldığına göre matematikten geçemeyenler RIN oluşturduğu kümedir. 5 kişilik sınıfsa bakın bu evrensel küme sınıftır. A kümesi matematikten geçenler 3 kişiymiş. A'nın dışında kalanlar da D ve E matematikten geçemeyenlerin kümesiymiş. Türkçeden geçmesi beni ilgilendirmiyor. Matematikten geçemeyenler. Tamam. Şimdi E kümesini arkadaşlarım liste yöntemiyle gösterecek olursanız A, B, C, D, E'dir. A'nın tümleyeni yani A'nın dışında kalanlar da D ile E'dir. O zaman ben E'den A'yı çıkarmış olsaydım, bakın E'den A'yı, A kümesinin tamamını çıkarırsam elimde ne kalıyor? Yine D ile E kalıyor. Yani zaten az önce de söylediğimiz gibi demek ki bu buna eşitmiş sevgili arkadaşlarım. Fark kümesi, hocam burada kümeleri çıkardın çıkardın da fark anlatmadan niye çıkardın? Şimdi anlatacağım için. Fark kümesi. A kümesinin bir A kümesinin elemanı olup şuradaki birisiyle bilirsiniz. A kümesinin elemanı olup B kümesinin elemanı olmayan elemanların oluşturduğu kümeye A fark B kümesi denir. Nasıl gösterilir? Ya şu şekilde gösterilir. A fark B. Yani tersten slash. Genelde bölü gibi gösteriyor ya slash. Ya da şu şekilde gösterilir sevgili arkadaşlarım. Bu ne demekmiş? A'nın elemanı fakat B'nin değil. Tam tersini gösterirsek şu şekilde bu sefer B'nin elemanı olup da A'nın elemanı olmayan tarzında okumamız gerekiyor bunu. Örnek veriyorum. Şu kısımda böyle boyayarak gösterelim. Arkadaşlar şu turuncuyla taradığım yer, yani şu kısım sevgili gençler. Hop. Bu taradığım yer A'da olup da B'de olmayanlar. Yani A fark B'dir. O zaman gençler şu kısımda şöyle maviye boyadığımız yerde
B'de olup da A'da olmayanlar olduğu için burası da B fark A'dır. Ortasına ne diyorduk biz? A kesişim B midir diyorduk, değil mi? Şimdi o zaman şöyle diyebilir miyiz? Ben A fark B kümesiyle B fark A kümesini birleştirip üstüne bir de A kesişim B'yi birleştirirsem hop A birleşim B'yi elde etmiş olurum. Mis. Böyle farklı yorumlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir mahsuru yok. Ayrık küme dediğimiz kümeler nedir? İki tane küme var da bunlar birbirinden ayrılmış mı? Evet, görsel olarak öyle arkadaşlar. Yani görsel olarak şöyle düşünebilirsiniz. Bakın bu iki küme ayrıktır. Bu A kümesi, bu B kümesi, bunlar birbirinden ayrık olan kümelerdir. Ortak bir elemanı olmayan kümelere ayrık küme diyoruz. Ortak bir tane bile elemanları olmayacak. Ortak elemanları yoksa tabii ki kesişim kümelerinin eleman sayısı da ne olacak? Sıfır olacak. Yani kesişim kümesi boş küme olacak. O zaman S A kesişim B kesinlikle ama kesinlikle sıfırdır diyebiliriz. Ortak bir elemanı yoksa bu kümelerin, aynı bu şekilde Venn şemasıyla göstermek istiyorsanız birbirine değdirmeden göstereceksiniz arkadaşlar. Burada olan bir elemanı da gidip bunun içine koyamazsınız. Bunlara biz ayrık küme diyoruz. Ayrık olmayan diyorsa sorunun içerisinde, o zaman sen soruyu çözerken kümeyi nasıl çizeceksin? Böyle çizebilirsin. Ayrık olmayan diyorsa. Tamam, demek ki ortak bir elemanı varmış ki ayrık değilmiş bu kümeler diye anlaman gerekiyor. Şimdi bir de şunları dolduralım gençler. A birleşim A. A birleşim A, yani bir kümeyi kendisiyle birleştirirsen yine aynı kümeyi elde edersin. Bir kümeyi kendisiyle kesiştirirsen yine aynı kümeyi elde edersin. Şimdi burası tamam. Geçtik şuna. A ile A'nın tümleyeni, yani A'nın içindeki elemanlarla A'nın dışındaki tüm elemanları birleştirirsen tabii ki E evrensel kümesini elde edersin. Ama A'nın içinde olan elemanlarla A'nın dışında olan elemanları kesiştirirsen tabii ki biri içinde bir diğeri dışında, bunlar ayrık kümeler olduğu için sevgili gençler, doğal olarak da ne dememiz gerekiyor bizim? Bunların hiçbir ortak eleman olmadığı için kesişimleri boş kümedir diyeceksin. Bu satırı da bitirdik. Geçtik 3. satıra. A birleşim E, yani A kümesiyle E evrensel kümesini birleştirirsem tabii ki büyük olan kümeye, yani E'ye eşit olacaktır. Kesiştirirseniz de küçük olan kümeye eşit olacaktır. Yani A'ya eşit olacaktır. Bu kısımda tamam. A birleşim boş küme. Bir A kümesine bir de boş küme dahil edersen A kümesinden başka bir şey bulamazsın. Ama A kümesiyle içinde hiçbir elemanı bulunmayan boş kümeyi kesiştirirseniz o zaman tabii ki boş kümeyi elde edersiniz. Niye bunları satır satır yaptım? Hepsi birbiriyle bir birleşim bir kesişim aynı özellikler ama gördüğünüz gibi sürekli farklı sonuçlarda elde ettik sadece birinci satır hariç. Şimdi gençler devam edelim ilk örneğimizden. İlk örnekte demiş ki bu küme öyle A elemanlarından oluşuyor ki bu A elemanlarının karesi yine A'ya eşit ve A bir reel sayı demiş. Şimdi bu kümeyi liste yöntemiyle gösteriniz. Ben şöyle listenin içerisine yazacağım. Karesi kendine eşit olan sayılar var mı? Şöyle diyebilirsiniz. Şunu şu tarafa atın. A kare eksi A eşittir 0 gelsin. Bunu da A parantezine alın. A eksi 1 eşittir 0 olsun. Böylelikle diyeceksiniz ki hocam ya şurası 0'dır ya da burası 0'dır. Bundan kaynaklı ya A 0'dır ya da A 1'dir diyeceksiniz. Dolayısıyla 0 ve 1'den başkası bu kümeyi çalıştırmadığı için cevabımız 0 1 olacaktı. Bu kümede 2 elemanlı bir kümeymiş aynı zamanda. İkinci örnek. A kümesi 1'den oluşmuş, bakın virgül. Liste 2 diyebiliriz biz buna. Hani şu var ya. Bunu arkadaşlar liste 2 diyelim. Tamam mı? Bu bir eleman. Yani kümenin içerisinde bir küme değil. Bu bir eleman arkadaşlar. Bu tek başına bir eleman. Bu ikinci elemanımız o zaman. Bu üçüncü elemanımız, şu da tek başına bir eleman. Hocam virgülle ayrılmış falan demeyin. Bakın bu şekilde kaç tane ana virgül var onları sayacaksınız. Bunu fen lisesi öğrencisi de karıştırıyor. Meslek lisesi öğrencisi zaten karıştırıyor. Bunu arkadaşlar iyi bir çözümleyin artık. Bakın ana virgüller var. Ana virgüller neresi? Bir şu, bir şu, bir de şu. O zaman geriye kalan virgüllerin ayırdığı tüm ifadeler benim için elemandır. Eleman. 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 Nasıl yazılıyor? Eleman mı? Eleman mı? Eleman. Eleman. Bence şudur ya. Elemandır. Eleman arkadaşlar. Şu an bunu sorgulayacağım hiç aklıma gelmez. Eleman arkadaşlar. Tamam. Şimdi kümesi için
bu ifadelerden kaç tanesi doğrudur diye sormuş bize. Şöyle şuradaki 1, 1 bunun A'nın elemanı. Fakat ben bu 1'i bir kümenin içerisine dahil edersem bu 1 artık A'nın alt kümesi olmak zorundaydı ve şu şekilde göstermek zorundaydık. Tamam. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. 1 ile 2'yi almış ama hani 2'yi nasıl alması gerekiyordu? Şu liste 2'yi alması gerekiyordu. Tek başına 2'yi alamaz. Dolayısıyla zaten böyle bir alt küme de olamaz. Bu da gitti. Şu A'nın elemanıdır. Bakın zaten eleman olduğunu söylemiştik 2'nin. Dolayısıyla bu elemanıdır demiş, doğru. 5 zaten 5 diye bir şey yok bu kümenin içerisinde. A'nın alt kümesi olamaz. Yanlış. A kümesi 5 elemanlıdır diyor. Hayır efendim, 1, 2, 3 ve 4 elemanlıdır demiştik biz. Virgülle burası ayrıldığı için bu da 4 olacaktı. Bu da yanlış. Kaç tanesi doğrudur demiş. Bir tanesi doğrudur diyecektir. Diyecektiniz sevgili arkadaşlarım. Yine bunu da yazarsanız ve notlarınızı da benim size söylediğim notları da alırsanız güzel olacak. Üçüncü örnek. A kümesi 0, 1, 2, 3, 4, 5'ten oluşmuş bir küme. Bu kümenin alt kümelerinin kaçında 3 eleman olarak bulunur diye sorulmuş. Şimdi bunun önce mantığını anlatayım, sonra kısa yolunu anlatayım. Normal şartlar altında 3 saniyede çözmeniz gereken bir soru. Ama mantığını anlatalım ki hiç unutmayın. Şimdi 3 diyor, şuradaki 3 eleman olarak bulunur diyor kaç tane alt kümede. Şimdi ben 3'ü görmezden geleyim önce, ya da 3'ü görmezden geleyim değil de 3'ü bir cebe atalım, onu şu anlık görmezden gelelim. A kümesinin alt kümeleri mesela bir elemanlı olanlar veya bir boş kümemiz var değil mi şöyle. Başka bir elemanlı olanlar 0 var. Başka 1 var mesela. 2 var. 4 var. Sonra 5 var arkadaşlar. 2 elemanlı olanlar örnek veriyorum 0 ile 1 var. 2 elemanlı başka 0 ile 2 var mesela. Ha, bu şekilde gider. Kaç tane var hatta 3'ü görmezden gelirsek? 5 elemanlı olduğu için 32 tane var. 32'sini de buraya yazmayalım. Ekrana sığdıramayız şimdi. Şimdi ben diyorum ki şu 3'ü niye ayırdık? Şundan kaynaklı. Bu ayırdığınız 3'ü şimdi burada oluşan bütün kümelerin içerisine ekleyin arkadaşlar. 3'ü buraya ekledim. Buraya ekledim. Buraya ekledim. Ekledim, ekledim, ekledim. Hepsine ekliyorum 3'ü. 0 elemanlı, 1 elemanlı, 2 elemanlı, 3 elemanlı, 4 elemanlı, 5 elemanlı hepsini eklediğimi düşünün. Böylelikle bulduğunuz bütün alt kümelerin içerisinde 3 olmaz mıydı? Olurdu. Şimdi ben 3'ü görmezden gelirsem burada 3 tane, burada 2 tane, 3 haricinde eleman kaldı. Toplam 5 tane eleman kalmadı mı? İşte o hepsi kaç tanedir? Az önce yazmadık ya, den koyup gittik. 5 tane elemandan kaç tane alt küme üretebiliriz? Tabii ki 2 üzeri 5 tane, yani 32 tane. Demek ki artık bundan sonra böyle bir soru sorulursa sizin yapmanız gereken hareket ve olay şu. Bu kümelerin kaç tanesinde 3 eleman olarak bulunur diyor ya, alt kümelerinin. 3'ü siliyorsunuz. 3 artı 2'den 5 tane eleman vardır. Ve 2 üzeri 5'ten cevap 32'dir diyorsunuz. Tüm bu hareketiniz sınav esnasında 3 saniye sürmeyecektir. Tamam, 2'nin kuvvetlerini biliyorsanız sürmeyecektir. 164. sayfaya doğru geçiyoruz. Örnek 4. 1, 2, 3, 4, 5 elemanların oluşmuş bir A kümemiz var. Bu kümenin alt kümelerinin kaçında 1 eleman olarak bulunduğu halde 3 bulunmaz diyor. Yani 1 bulunulsun istiyor, 3 bulunmasın istiyor. O zaman size bir şey söyleyeyim mi? İkisini de siliyorsunuz arkadaşlarım. Geriye neler kaldı? 2, 4 ve 5 mi kaldı? Dolayısıyla 2 üzeri 3'ten cevap 8'dir diyorsunuz. Bu kadar basit. Tamam. Geçtim 5. örneğime. A kümesi A, B, C, D, E elemanlarından oluşmuş. Bu kümenin alt kümelerinden kaçında A veya B eleman olarak bulunur diyor. Şimdi A veya B'nin eleman olarak bulunmasını istiyorsa A bulunsun, B bulunsun istiyordur. A bulunsun, B bulunmasın, buna da eyvallahı var. A bulunmazken B bulunuyordur, bunu da istiyor arkadaşlar. Tek istemediği durumlar ikisinin de bulunmama durumu. Yani A da bulunmasın, B de bulunmasın. Bunu istemiyor. Aslında şunları saymak yerine bütün alt kümelerden şu istemediği durumu çıkarmak daha kolayımıza gider. Bu kümenin kaç tane alt kümesi var? 5 elemanlı olduğu için 2 üzeri 5'ten 32 tane alt kümesi vardır arkadaşlar. Ben bu 32 tane alt kümenin içinden A'nın ve B'nin bulunmadığını, yani A'yı da B'yi de silersen 3 tane eleman kalır. Ve bu 3 tane eleman bize 8 tane alt küme verecektir.
Demek ki ben tüm alt kümelerden bu A ile B'nin bulunmadığı 8 tane alt kümeyi çıkaracak olursam 24 tane sevgili gençler A veya B'nin eleman olarak bulunduğu küme elde etmiş olur. Tamam. Devam ediyorum 6. örnekle. A kümesi 1, 2, 3, B kümesi de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani bu 3 elemanlı, bu 7 elemanlı kümeleriyle A, B'den, B'de, C'den farklı olacak şekilde A, C'nin, C'de, B'nin alt kümesi koşuluna uygun kaç farklı C kümesi yazılabilir diye sorulmuş. Şimdi bir kere A, C'nin alt kümesi olduğu için C kümesinin içerisinde mutlak surette A'nın bütün elemanları bulunmak zorundadır. Çünkü A, C'nin alt kümesiydi. Yani A'nın tüm elemanları C'de mevcut. Dolayısıyla 1, 2, 3 mutlaka vardır. Şimdi ben C kümesinin içerisine burada 1, 2, 3 olduğu için C'de B'nin alt kümesi olduğundan B'nin elemanlarından oluşmak zorunda C. Haliyle 4, 5, 6 ve 7 elemanlarını koyabilirim ben şuraya sırasıyla. Şimdi o zaman şöyle diyeceğim ben. 4 bu kümenin içerisinde var mı yok mu? Vardır veya yoktur. 2 ihtimal çarpı. 5 var mıdır? Vardır veya yoktur. 6 aynı şekilde. 7 de vardır veya yoktur. Yani toplam 16 tane diyebiliriz fakat. Fakat bu 16 tane alt kümenin içerisinde hem boş küme var hem de 4, 5, 6, 7 kümesinin kendisi var. Tamam mı? 16 tane alt kümenin içerisinde hem bu var hem bu var. Şimdi eğer ben gidip bu C kümesinin içerisine boş kümeyi dahil edersem C kümesi, boş kümenin sıfır eleman olacağı için C kümesi 1, 2, 3'ün ta kendisi olacaktır. C kümesinin 1, 2, 3 elemanlarından oluşmasını, sadece bu elemanlardan oluşmasını istemiyoruz. Neden? Çünkü A, B'den farklı olsun istemiş adam. Sen C kümesini bu seçersen A kümesiyle eşit olacaktır. Dolayısıyla 16 taneydi ya, artık kaldı 15 tane. Şimdi bir kere daha düşüneceğiz. Bir kere daha. Bir kurşun hakkımız kaldı. 4, 5, 6, 7. Sen gidip bu kümeyi de buraya yerleştirirsen 4, 5, 6, 7'yi şöyle... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olacağı için bu da B kümesiyle aynı olacaktır. Bana demiş ki B, C'den de farklı olsun demiş. Doğal olarak biz bunu da kabul edemiyoruz. 15 taneden de bir tane daha sildim. Kaldı 14 tane. Demek ki benim cevabım 14 olacakmış diyeceğim sevgili gençler. 7. örnek. A kümesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7'den oluşuyor. Bu alt kümelerinin kaçında en az bir tane çift sayı bulunur demiş. En az bir tane bulunsun demek, bir tane bulunsun, iki tane bulunsun, üç tane bulunsun diye gidiyor. Hangi durumu istemiyor? Çift olmayan kümeleri istemiyor. İçerisinde çift olmayan sayıları istemiyor, kümeleri istemiyor. O zaman tümünü bir bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elemanlı olduğu için 2 üzeri 7'den arkadaşlar 128 tane alt küme vardır. 128 tane alt küme. Bu tüm durum. Tamam mı? Tüm alt küme sayısı bu. İçinde çift olmayanlar dediği için de 0'ı, 2'yi ve 4'ü çıkarmam gerekiyor. 0, 2 ve 4'ü, yani istenmeyen durum bu olduğu için 1'den, 3'ten, 5'ten ve 7'den oluşan kümeler. Yani 4 tane eleman kaldığı için geriye 2 üzeri 4'ten 16 tane ne var arkadaşlar? 16 tane içerisinde çift sayı bulunmayan küme var. O zaman ben bu 128 tane alt kümenin içerisinden 16 tane içinde çift bulunmayan kümeyi çıkarırsam 112 tane gençler içinde mutlaka çift sayı bulunan küme elde ederim. Küme elde edilir. Tamam. Aynen bu şekilde yazın. Ne dedik? Şu tüm durum. Ben bu tüm durumdan çift olmayanları, içerisinde çift olmayanlar, bunları çıkardık. Neden? Çünkü demiş ki kaç tanesinde en az bir tane çift sayı bulunsun istiyor ya adam. Neyi istemiyordur o zaman? Çift, içerisinde çift olmamasını istemiyor. Ben tüm durumdan istenmeyen durumu çıkarırsam 16 tane durum kalır. Anlaştık. Mesela şöyle, Galatasaray'a Fener maç yapıyor. Ben diyorum ki Galatasaray yenilmesin de ne olursa olsun. Şimdi Galatasaray yenilmesin diyorsam yani neyi istiyorumdur?
ya berabere kalsın ya da kazansın istiyorumdur. Bakın yenilmesin demek sadece kazanması demek değildir. Dolayısıyla ben şunu çıkaracağım. Galatasaray'ın 3 tane ihtimal var. Galatasaray kazanır, berabere kalır, Fener kazanır. Galatasaray yenilmesin istiyorsam o zaman Fener'in, yani 3 durumdan Fener'in kazandığı durumu çıkarmam gerekiyor. Yani 2 tane ihtimal istiyorumdur. Ya bunu ya bunu. Anlaştık mı? İstenmeyen durumu çıkarıyoruz. Pekala. Devam ediyorum 8. örnekle. BA'nın alt kümesi BA'nın alt kümesi değildir diyor. Bakın alt kümesi değildir. SA 10 elemanlı ve SB'de 7 elemanlı olduğuna göre SA birleşim B'nin alabileceği en küçük ve en büyük değeri bul demiş bize. Şöyle iki tane küme çizin arkadaşlarım. Alt kümesi olmadığı için B'yi A'nın içerisine çizmiyorsunuz. A burası, B de burası. Şimdi öncelikle A kümesi 10 elemanlıymış, B kümesi de 7 elemanlıymış ya. A birleşim B'nin önce alabileceği en büyük değeri bulalım. Şimdi A kümesi şuraya 10 eleman çizerim. Yazarım. Buraya da 7 eleman yazarım. A, şuraya da 0 eleman düşer. Çünkü A kümesi zaten hali hazırda 10 elemanlıydı. Bakın şu kümenin 10 elemanlı olması için 10 artı 0 yazmam gerekiyor. Şu kümenin 7 elemanlı olması için 0 artı 7'den 7 olması gerekiyor. Bundan kaynaklı oraya ben 0 yazdım. Ve bu küme toplamda maksimum 17 elemanlıdır diyeceğim. Şimdi bu maksimum hali, bir de minimum halini bulalım. Eğer ki gençler alt kümesi değilmiş ya, eğer ki ben ortak olan bölüme ne kadar çok eleman yazabilirsem A birleşim B'nin eleman sayısı o kadar az çıkacaktır. Şimdi buraya 7 yazılabilir fakat bu sefer burası 0 olacağı için B kümesinin hepsi aslında buradadır ve B kümesi A kümesinin alt kümesi olmuş olur. Bundan kaynaklı buraya 7 yazamam. O zaman bir tane azaltırsınız, 6, buraya da 1 yazarsınız. A kümesinin 6 elemanı buradaysa 4 elemanı buradadır. Ve bundan kaynaklı şu kısım 10, şu kısımda da 1 var. Toplamda minimum 11 elemanlıdır diyebiliriz A birleşim B kümemiz. Maksimum 17, minimum 11 olacaktı cevabımız. Ve devam ediyorum 9. örnekle. A ve B iki kümeymiş arkadaşlar. A kümesinin eleman sayısı B kümesinin eleman sayısının 3 katıymış. Şimdi hemen iki tane kümeyi çizelim şöyle ve şöyle. Şuraya A kümesi diye çakalım ismini. Buraya da B kümesi diyelim. A farkı B neresiydi? Şu kısım değil mi? Yani şuradaki ay parçası var ya. Burası değil mi? Peki burası kaç elemanlıymış? Bakın 21 elemanlı. Dolayısıyla ben diyorum ki şuraya 21 elemanı koyduk. B fark A kümesinin de alt küme sayısı 32. Alt küme sayısı 32 olan bir küme, 2 üzeri N 32 ise N 5'tir. B fark A'da 5 elemanlıymış. Yani şu kısım arkadaşlar, ters ay olan 21 5. Daha sonrasında bize demiş ki SA birleşim B kaçtır? Şuraya da kaç elemanlı diyelim, X diyelim mi? Diyelim. Şimdi bakın A kümesinin eleman sayısı kaç olur? 21 artı X olur. 21 artı X. B kümesinin eleman sayısı da X artı 5 olur. X artı 5'in arkadaşlar kaç katıymış? 3 katıymış. Demek ki ben bunu 3 ile çarpınca buna eşit olacakmış. 21 artı x eşittir 3x artı 15 yapar. X'i bu tarafa gönderdiniz 2x, 15'i diğer tarafa attınız 6. Böylelikle x'i kaç buldunuz? 3. Bize A birleşim B kaçtır diye sormuş. Bakın burası 3'müş. 21, 3 daha 24, 5 daha 29 yapar ve SA birleşim B'de 29'un o halde ta kendisidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum 10. örneğimle. A'nın tümleyeni 9 elemanlıymış. Hemen şöyle gösterelim. Bir de şöyle yapalım. Şurası arkadaşlarım A kümesi olsun. Burası da B kümesi olsun. A'nın tümleyeni 9 elemanlı. Tamam. B'nin tümleyeni 10 elemanlı. Şimdi şöyle diyelim mi? Ben şuraya A tane eleman var. Burada B tane. Şurada C tane. Burada D tane eleman var diyelim. Tamam mı? A'nın tümleyeni A dışındakilerin hepsi. Yani A ile D arkadaşlar. A'nın dışında A ve D var. Bu kaçmış? 9. B'nin dışında kalanlar, o da A ve B. A ve B. Bu da 10'muş arkadaşlar. A kesişim B'nin tümleyeni. Şimdi B'nin tümleyeni dediği yer A ile B. A dediği yerde B ile C. Bunların kesişiminde sadece B olduğu için demek ki şuradaki B arkadaşlar kaçmış? 7'ymiş. Artık ben şu B'nin 7 olduğunu biliyorum. O zaman A kaçtır? Tabii ki 3'tür.
A 3 ise D kaçtır? 6'dır. Şimdi şurası 6'ymış arkadaşlar. 6. B 7 idi. Şu 7'ymiş. A da 3'müş. Tamam, C'yi bilmiyoruz ama. A birleşim B'nin tümleyeninin tümleyeni sorulmuş bize. Şimdi A birleşim B'nin tümleyeni neresi? B'nin tümleyeni neresiydi arkadaşlar? 3 ile 7, yani 10. 10 eleman orada var. Şununla şu. Bunu A ile birleştirirsem, ki zaten A'nın bir de C'yi ekleyeceğiz. Yani 10 artı C. Bunun, yani şuranın, şuranın ve şuranın tümleyeni neresidir? Şurası değil mi? Çünkü şunun, şunun ve şunun dışında kalan yerler sadece burasıdır. O zaman bize ne sorulmuş? 10 artı C'yi falan boş verebilirsiniz artık. Bize zaten 6 sorulmuş. Cevabımız da budur deriz. Geçtim 11'e. A, B, C aynı evrensel kümenin alt kümeleridir. S, A ile S, B'nin tümleyeninin toplamı 22. S, B ile S, A'nın tümleyeninin toplamı 20 olduğuna göre. S, C 9 ise S, C'nin tümleyeni kaçtır? Şimdi arkadaşlar şu kısmı şöylece alalım. Tamam mı? Sonra getirelim. Şuraya koyalım. Ve diyelim ki şunları taraf tarafa toplayın arkadaşlar. Tamam. Böylelikle S, A artı S, A'nın tümleyenini buraya yazdım. Yani şununla şunu önce topladım. S, B şunu yazdım. Artı S, B'nin tümleyeni şunu yazdım. Böylelikle hepsini yazdım şu an. Eşittir. 22 artı 20'den 42 yapar. Şimdi A'nın eleman sayısıyla A'nın tümleyeninin eleman sayısının toplamı bize aslında E'nin eleman sayısını verecektir. Ve B kümesinin eleman sayısıyla B kümesinin tümleyeninin eleman sayısının toplamı da bize yine evrensel kümenin eleman sayısını verecektir. Böylelikle bakın 1, 2. 2 tane evrensel kümenin eleman sayısı 42 ise evrensel kümenin eleman sayısı 21 yapar. Ve normalde SC ile SC'nin tümleyeninin toplamı da bize SE'yi yani 21'i vereceğinden ve SC burada 9 olarak verildiği için artık bunu da buluruz. Bize de bu sorulmuş zaten. Cevabımız ne olacak? 12 olacaktı diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet, devam ediyorum. Kaçıncı sayfayı bitirdik? 164'ü de bitirdik artık. 165. sayfamızdayız. 12. örnek. Kendisinden başka 4x artı 3 tane alt kümesi olan, şimdi kendisi hariç bu kadar alt kümesi varsa, yani öz alt kümeden bahsediyor. Kendisini de işin içine dahil edersek alt küme sayısı arkadaşlarım kaçmış bu kümenin? 4x, hemen düzeltelim. 4x artı 4'müş. 1 ekledim. 4x artı 4 tane alt kümesi var. Olan bir kümenin, şimdi bu küme eğer eleman sayısı, yani A kümesi diyelim biz buna, eğer n ise 2 üzeri n neymiş arkadaşlar? 4x artı 4'müş. Yani aslına bakarsanız 2 üzeri n 4 çarpı x artı 1'miş diyebiliriz. Doğru mu? Şu kaydedelim, kayıt altında kalsın. Şimdi eleman sayısını ben bunun 2 azaltırsam, yani şuradaki n'yi 2 azaltırsam artık alt küme sayısı ne olur? 2 üzeri n eksi 2 mi olur? Bu neye eşittir diye sorulmuş. Şimdi bu bir dursun. Ben şu 2 üzeri n eksi 2'yi var ya, 2 üzeri n bölü 2 üzeri 2 biçiminde yazabilirim. Ve bu da aslına bakarsanız 2 üzeri n bölü 4'ü verir bana. Peki 2 üzeri n neydi arkadaşlar? 2 üzeri n şuydu. 4 çarpı x artı 1'di. Ben bunu bir de burada 4'e bölersem eğer, bakın patar kütür gider 4'ler. Ve 2 üzeri n eksi 2, yani alt küme sayısı ne olacakmış? X artı 1 olacakmış diyebilirim. Anlaşıldı mı? Umarım anlaşılmıştır. 13. örnek. A ve B kümeleri E evrensel kümesinin alt kümeleriymiş arkadaşlarım. Yani şöyle, şöyle ve bir de gençler şöyle bir evrensel kümemiz varmış. Şurası evrensel küme dedik. Şurası A kümesi, burası da B kümesi dedik. Evrensel kümenin eleman sayısı 20. A fark B şu kısım 7'ymiş. Ve A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni. Arkadaşlarım bunu da not alabilirsiniz. A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni demek, aslına bakarsanız A birleşim B'nin dışında kalan her yerdir. Yani A birleşim B'nin tümleyeni demektir. A birleşim B'nin tümleyeni neresidir? Burasıdır. O da 5'miş. Şimdi gençler bize ne demiş? B kümesinin eleman sayısı. Yani şurayı sormuş bize bu eleman. B kümesinin eleman sayısını soruyor. Şimdi arkadaşlar E kümesinin eleman sayısı 20 değil miydi? 7'si buradaysa, 5'i buradaysa 12'sinin yerini biliyoruz. Diğer kalan 8'i de
Burasıdır zaten. 7, 8 daha 15, 5 daha 20 yapar. Demek ki sevgili arkadaşlarım B kümesinin 8 tane elemanı vardır diyebiliriz gönül rahatlığıyla. 14. örneğimizdeyiz. AB'nin alt kümesiymiş. AB'nin alt kümesi ise sevgili arkadaşlar şu şekilde bir görüntüsü vardır. A ile B'yi kesiştirirseniz A'nın ta kendisini verir. İkisinde de olan elemanlar A'nın içerisindedir. Dolayısıyla burası A'ymış. Birleşim. Peki A ile boş kümenin kesişimi ne yapıyordu? Tabii ki boş küme yapıyordu. Demek ki arkadaşlar bu buna eşit. A ile boş kümeyi birleştirirseniz de A'yı bulursunuz. Bu kümenin en sade ifadesi nedir diye sorulmuş. Tabii ki A'nın ta kendisidir deriz. 15. sorumuz değil, küme problemlerindeyiz artık. Şimdi küme problemlerinde gençler şu kısma İngilizce bilenlerin kümesi. Buna sevgili arkadaşlarım Fransızca bilenlerin kümesi. Evrensel kümede Türkçe bilenlerin kümesi olsun. Ve devam edelim. Şöyle biraz da uzaklaşalım isterseniz buradan. Buradan uzaklaşalım derken şöyle bakalım. Sadece Türkçe ve İngilizce bilenler. Şimdi sadece Türkçe ve İngilizce bilenler hangileridir arkadaşlarım? Şudur. Türkçe bilenler zaten bu kümenin tamamıdır. Türkçe bilenler bu kümenin tamamı. Dolayısıyla arkadaşlar İngilizce de bilsin istiyorsak ve sadece Türkçe ile İngilizce bilsin istiyorsak bakın şurayı işaret etmeniz yeterlidir. Çünkü buradaki A kişi zaten evrensel kümenin içerisinde olduğu için Türkçeyi biliyor. Aynı zamanda İngilizce kümesinin içerisinde olduğu için İngilizceyi de biliyor. Hocam B de İngilizcenin içinde ama o Fransızcanın da içinde. Dolayısıyla sadece Türkçe ve İngilizce değil Fransızca da biliyor. Dolayısıyla B'yi alamayız arkadaşlar. Devam. Türkçe, İngilizce ve Fransızca. Bakın bu sefer B'yi, B'den kastediyor. Türkçe, İngilizce, Fransızca bilsin istiyor. Yalnız Türkçe bilenler, hiçbir yabancı dil bilmeyenler. Yani D. Sadece iki dil bilenler. Bakın Türkçe ve İngilizce bunu karşılıyordu değil mi? Yani A. Bir de C vardır o zaman. Neden? Çünkü buradaki C de sadece Türkçe ve Fransızca biliyor. Dolayısıyla A ve C diyeceğiz. En az iki dil bilenler. En az iki dil bilmek demek ne demek arkadaşlar? İki veya üç dil bilmek demektir. İki dil bilenler şunlardı. Üç dil bilen de şuydu B. Dolayısıyla ne diyeceğim? A, B ve C'dir diyeceğiz. En çok iki dil bilmesi demek ya bir dil ya iki dil bilmesi demektir. Bir dil bilen burada sadece D vardı. İki dil bilenlerde A ve C vardı. En çok iki dil dediği için üç dil bileni bu grubun içerisine dahil etmeyeceksiniz. Tamam. Ve 15. örneğimiz artık. 15. örnekte demiş ki bize. Futbol ve voleybol oyunlarından en az birini oynayanların oluşturduğu 30 kişilik bir toplulukta. Şimdi futbol diyelim. Şuna da voleybol diyelim. Tamam mı? Şu F olsun. Bu V olsun. Futbol, voleybol. Bu grubun tamamı 30 kişi ve en az birini oynayanlar var. Yani dışarıda kimse kalmıyor. Herkes en az bir spor yapıyor. Toplulukta her iki oyunu da oynayanların sayısı 6'ymış. Yani şurası 6'ymış. Futbol oynayanların sayısı voleybol oynayanların sayısının 2 katından 27 eksikmiş. Şimdi arkadaşlar ben şuraya x dersem eğer voleybol oynayanların sayısı x artı 6 olmaz mı? İşte bunun 2 katının 27 eksiği bana futbol oynayanları veriyormuş. Tamam. Dolayısıyla 2x artı 12 eksi 27'den eksi 15 yapar. 2x eksi 15 yazacağım ben buraya. Bu da neymiş? Futbol oynayanlar. Futbol oynayanların 6 tanesi burada değil mi? Evet. O zaman ben 2x eksi 15'ten 6'yı da çıkarırsam 2x eksi 21 yapar. O da şurayı verir bana. Pekala. Şimdi ne demiş bize? Futbol oynayanların sayısını bul. Şununla şunun toplamı değil mi futbol oynayanların sayısı? Bize neyi sormuş yani? 2x eksi 15'i sormuş. Yani az önceki şurada bulduğumuzu sormuş. Peki ben x'i bulursam soruyu çözerim. X'i nasıl bulacağım? Futbol oynayan artı bakın şurası artı bir de şunu toplayıp kaça eşitleyeceğim? 30'a çünkü sınıf 30 kişilikti. O halde 3x eksi 15 eşittir 30 diyeceğim. 3x buradan 45 yapacak. X de buradan 15 gelecek. Bize şu lazımdı. 2 kere 15, 30, 15 çıkarırsanız sevgili arkadaşlarım cevap 15 olacaktır. Yani futbol oynayan 15 kişi. Yanlış mı yapıyorum? Bakalım yok doğru yapıyoruz. Futbol oynayan 15 kişi vardır diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Cevap buydu.
Devam ediyorum 166. sayfamla. Matematik ve kimya derslerinden geçenlerin veya kalanların olduğu 30 kişilik bir sınıf var. Matematik, kimya ve bir de kalanlar varmış arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle sınıf diyelim bu. Şurası sınıf. Şurası matematikten geçenler, burası kimyadan geçenler. 30 kişilikmiş yine bir sınıfımız. En az bir dersten geçen 25 öğrenci vardı. Şimdi en az bir dersten geçiliyorsa matematikten geçenler, kimyadan kalanlar, kimyadan geçenler, matematikten kalanlar ve her ikisinden geçenlerden bahsediyor. Yani bu derslerin ikisinden de kalan, eğer şunlar 25 ise 5 kişi vardır. Matematik dersinden kalan 20 öğrenci varmış. Matematik dersinden kalanlar mavinin dışındaki her yerdir. Mavinin dışındaki her yerde sevgili arkadaşlarım kaç kişi varmış? 20. 5 tanesi dışarıdaysa 15 tanesi de buradadır. Bana ne demiş? Sadece kimya dersinden geçen kaç öğrenci vardır? Yani bana zaten burayı sormuş. O zaman cevabımız ne olacaktı? 15 olacaktı diyebiliriz. Şekil çizerseniz, bakın işten dahi yapmadık, topladık çıkardık sadece. Şekil çizerseniz bütün soruları bu şekilde basit bir şekilde çözebilirsiniz. Ama önce şekil çizin lütfen. 17. soru. Satranç ve tavla oyunlarından sadece birinin oynandığı bir grupta. Bakın sadece birini oynuyorlarmış. Yani o gruptaki kimse hem satranç hem tavla oynamıyorsa demek ki bu iki küme ayrık kümeymiş arkadaşlar. Tamam. Ve bir de ne demiş? Erkeklerden ve kızlardan bahsetmiş. O zaman ben şunu da şöyle ortadan ikiye böleyim. Çizginin üstüne erkek diyelim. Çizginin altına kız diyelim. Kabul mü? Peki. Satranç ve tavla oyunlarından şurası satranç şurası tavla olsun. Birinin oynandığı bir grupta 13 erkek satranç oynuyormuş. Bakın erkeklerin 13 tanesi satranç. Satranç sol taraftakiydi. Erkekler üstte kalanlar olduğu için çizginin üstüne 13 yazdım. Tamam mı? 11 kız da tavla oynuyor. Yani şurası da neymiş? 11. Satranç oynayan kız sayısı yani şunlar. Tavla oynayan erkek sayısının yani şunların 4 katıymış. O zaman burası x ise burası 4x'tir. Grupta 69 kişi varmış arkadaşlar. 4x. X daha kaç yapar? 5x yapar. 13. 11 daha da 24 yapar. Ve bu grup kaç kişiymiş? 69. O zaman 5x kaçtır biliyor musunuz? 45'in ta kendisidir. X kaçtır peki? 9'dur. Ne demiş bana? Kaç tane erkek öğrenci vardır bu grupta? Erkek öğrencilerin sayısı 13 artı x değil miydi? Evet. O zaman cevap 13 artı 9'dur. Yani cevabımız 22'dir diyebiliriz sevgili gençler. 17. sorumuzu da çözdük, geçtik 18'e. 40 kişilik bir sınıfta Fransızca bilen herkes İngilizce biliyormuş. Şimdi Fransızca bilenler demek ki İngilizce bilenlerin içerisindeymiş küme olarak. İngilizce, Fransızca. Çünkü bakın Fransızca bilen bir kişini seçin. Şunu seçtim. Bakın bu aynı zamanda İngilizcenin de içinde oluyor otomatikman. Yani İngilizceyi de biliyor otomatikman. Fransızca bilen herkes İngilizce bilmekte, Almanca bilmemekte. Şimdi Almanca bilmiyorsa Fransızca bilenler demek ki Fransızca ile Almanca ayrı kümeler. Ama Almanca ile İngilizcenin ayrı kümeler olup olmadığını bilmediğimiz için şurayı boş da olabilir ama dolu da olabileceği için burayı bu şekilde bıraktık. Bu sınıfta en çok bir dil bilen 23 kişi vardır. En çok bir dil bilen nedir? Kim nedir arkadaşlarım? En çok bir dil bilen demek ne demek? Ya hiç dil bilmeyen ya da sadece bir dil bilen demektir. Buna göre bu sınıfta yalnız iki dil bilen. Şimdi öncelikle bir şu kısım var A kısmı, bir bu kısım var B, bir şurası var C, bir de burası var D. Tamam mı? Şimdi A dediğimiz kısım yani şu kaç dil biliyor? İki dil. C kaç dil biliyor? Hem İngilizce hem Almanca. Yani iki dil biliyor. Peki buradaki B, bak o tek bir, tek dil biliyor. Sadece İngilizce biliyor. Peki bu? Bu da sadece Almanca biliyor. Demek ki B ile D'nin toplamı bize neyi veriyormuş? 23'ü. O zaman A ile C'nin toplamı bize neyi vermek zorunda sınıf 40 kişi ise? Tabii ki 17'yi vermek zorunda. Ve bana neyi sormuş? Yalnız iki dili bilenleri. Ben turuncu ile işaretlediklerimi, bakın bu sadece Fransızca ve İngilizce, bu da sadece Almanca ve İngilizce biliyordu. O zaman bana zaten 17 sorulmuştur derim sevgili arkadaşlar. Cevabımız da 17'dir deriz. Ve devam ediyorum 19. ve sanırım son sorum aynen. Bir sınıfta İngilizce veya Fransızca bilenlerle bu iki dilden hiçbirini bilmeyenler var. Şimdi İngilizce, Fransızca ve hiçbirini bilmeyenler olduğu için bir tane de evrensel çizdim şöyle. Burası neydi? İngilizce, burası da Fransızcaydı.
Bu iki dilin hiçbirini bilmeyen iki kişi varmış. Yani dışarıda iki kişi var. En az birini bilen 40. En az bir tanesini bilen demek ne demek? Şu, şu ve şu demek. Yani burası kaç kişiymiş? 40 kişiymiş. Şuranın tamamı 40 kişi. Ve ne demiş? En çok birini bilen. En çok birini bilen ne demek? Ya hiçbirini bilmeyen ya da bir tanesini bilen demek. Yani şu, şu ve şu. İşte bu üçünün toplamı neymiş arkadaşlar? 32'ymiş. Bu üçünün toplamı 32. Olduğuna göre bu iki dili bilen kaç kişi vardır? İki dili şurayı soruyor bize. Peki şimdi bak, ben diyorum ki bizim şurada, yani bakın şurada neydi? Ha, en az birini bilen ne demek? Bir dil veya iki dil bilen demek. E şimdi şu kısım arkadaşlarım kaçtı? 40'tı. E 2 de burada var. Demek ki bizim grup 42 kişi. Eksi diyorum şu 3 tanesi kaç demiştik? 32. Bu 32'yi çıkarırsam ben, 42'den 32'yi çıkarırsam benim elimde sadece ama sadece ortadaki kısım kalacaktır. Ve ortadaki kısımda demek ki 10 kişiymiş diyeceğiz. Bu iki dili de bilen 10 kişi varmış deriz sevgili arkadaşlar. Böylelikle 19. sorumuzu da bitirmiş oluruz. Ve gençler artık kümelerin konu testine geçebiliriz diyeceğiz. 12 tane soru var testimizde ve haftaya da fonksiyonlara devam edeceğiz. Şimdiden sembolik mantık ve kümelerle alakalı soru bankalarındaki soruları çözmeye başlaman gerekiyor. Soru bankalarındaki yani bana fotoğraf ve video gönderen arkadaşlarım ödevlerini, hani ödev yapıyorsunuz bir videoda söylemiştim, gönderebilirsiniz bana yaptığınız ödevlerin fotoğraflarını, videolarını. Gönderen arkadaşlarım gerçekten bakın inanılmaz derecede. Videonun başında söyledim, yine söylüyorum, hiç unutamıyorum çünkü. Efsanevi bir mutluluk. Sanki böyle bir yerde çalışıyormuşum, okulda çalışıyormuşum da ödev vermişim, o da bana getirmiş ödevlerini gösteriyor. Ona daha az mutlu olurdum yemin ederim. Daha fazla mutlu oluyorum şu an. Neden? Çünkü bakın ben bir ekranın karşısındayım. Şu an karşımda bir kamera var. Şu kamera var. Ben şu an kameraya konuşuyorum. Örnek veriyorum. Bu kameradan aldığım görüntüyü kaydediyorum. Onu ben bir platforma yüklüyorum. O platformda beni hiç tanımayan bir adam geliyor, benim yazdığım kitabı almış, oradan beni dinliyor ve beni dinledikten sonra ben ona diyorum ki şunları yapmalısın diyorum. O da yapıp ben yaptım diye bana fotoğraf ve video gönderiyor. Bu efsanevi bir olay. Yani bu anlatılmaz yaşanır arkadaşlar. Yani neresi efsanevi? Ödev verdin, o da yapmış gösteriyor. Evet, bu kadar basit. Ama bunu efsanevileştiren şey şu: ben onu hiç tanımıyorum, o da beni hiç tanımıyor. Özel hayatımız hakkında en ufak şeyler bilmiyoruz. Ve bu gerçekten çok güzel. Yani hiç tanımadığım kişilere ulaşmak, onlar hiç, yani tanımadığım kişilerin beni dinlemesi, benim tanımadığım kişilere ders anlatmam, ödev vermem, onların bana bu şekilde geri dönükleri çok mutlu ediyor beni. Adamsınız. Selam. Evet gençler, sizleri çok seviyorum. Konu testinde görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.